Hoş geldiniz evladım. Nasıl geçti bugün işler? Teşekkür ederim anneciğim. Gayet iyidir. Yeğenim Nesin'i hatırladın mı Feridun? Ne kadar değişmiş, güzelleşmiş değil mi? Artık bizimle kalacak. Hoş geldin Nesin. Hoş bulduk. Size Fısırtı Gazetesi'nin bir haberini okuyorum. Şehila Hanım yeğenini Feridun Bey'le evlendirmek istiyormuş. Desene sevgili akrabamız evleniyor, yakında düğün göreceğiz. Ha? Avucunu yala. Onun düğününü ancak gazetelerden okuruz. Hadi çocuklar, yemek hazır. Anneciğim bugün ne yemek var? Ne olacak? Her zamanki gibi kuru fasulye. Kuru fasulye! Kuru fasulye! Kuru fasulye! Niçin yemiyorsun Feridun? İştahım yok. Dediğim mektubu yolladın mı anne? Evet Feridun. Ama senin zorunla tabii, isteyerek değil. Akrabalarımıza karşı neden bu kadar düşman gibisin anlayamıyorum anne. Hiçbirini akraba gibi görmediğimden. Babamın hısımı oldukları için mi? Hayır Feridun. Hepsi de babanın servetini kemirmeye çalışan bir sürü parazit de ondan. Bahçemizdeki ocağının bülbül yuvası darleze gibi bir sürü zevzekle dolu. O yetmemiş gibi bir de Hatice Hanım'la kızını getirtmeye zorladın beni. Başımıza mektupla bela davet ettik. Babamın vasiyeti. Babanın nesi aslında? Hiç. Üvey kardeşi. Dış kapının dış mandalı. Neyse, müsaadenizle. Biliyorsunuz yarın erkenden yola çıkıyorum. Ben seyahatteyken Hatice Hanım'la kızı gelince onları münasip bir yere yerleştirirsiniz. İyi geceler. Benimle hiç ilgilenme. Sabredeceksin. Babası da aynıydı. Benim kararım şu. Feridun mutlaka benim ailemden bir kızla evlenecek. Rahmetli kocamın ailesinden hiçbir kimse bu kapıdan içeriye adım atamaz. Ya Hatice Hanım'la kızı? Ona şimdilik mecburuz. Ama bir gün gelecek, onları da buradan kaçmaya mecbur edeceğim. Bu benim ilk yolculuğumdu. Bütün çocukluğumu geçirdiğim bu güzel yerlerden zavallı babamı kara topraklarda bırakarak ayrılıyordum. Annem hasta ve zayıftı. Bizi çağrıldığımız yeni dünyalarda kim bilir ne olaylar bekliyordu. Köşk bir saray gibi gelmişti bana. İçimdeki o garip korku azalır gibi olmuştu. Bu cennet bahçe belki acılarımızın son durağı, bu rüyalar köşkü mutluluğumuzun yuvası olacaktı. Fakirliğimiz bitmişti artık, kurtulmuştuk. Öylesine heyecanlıydım ki ilk anda uşağın bizi köşk arkasındaki hizmetkarlar kapısından alışına dahi kötü bir anlam vermemişti. Demek Nerime bu. Ah, işte Süheyla Hanım. Evet, güzel Nerimen bu işte. Dünyada biricik ümidim ve tesellim. Nasılsınız? Tahminimde yanılmamışım. Yaşından fazla gösteriyor. Yeğenim Nesrin de bu yaştadır ama öyle narindir ki yaşı bile düşünülmez. Demek meşhur akrabalarımız bunlar. Neyse, bu lafları bırakalım da maksadımıza gelelim. Biliyorsunuz, sizi buraya oğlum çağırttı. Feridun da hayli büyümüştür görmeyeli. Ondan Feridun beyefendi diye bahsetmenizi tavsiye ederim. Oğlumun merhameti olmasaydı bu sefaletten kurtulamayacaktınız. Feridun çok iyi yürekli bir insandır. Rasim Bey'in sırf kendi aptallıkları yüzünden karısının ve çocuğunun... Babam aptal değildi yenge. Namuslu bir insandı. Baban aptal olmayabilir ama sen de pek terbiyeli yetişmemişsin Nerime. Büyüklere karşı gelmenin ayıp olduğunu öğretmemişler. Babacığını çok severdi de. Birine olan sevgisi bir başkasına küstahlık etmesini gerektirmez. Köşkte yaşamayı istiyorsa önce saygılı olmayı öğrenmeli. Köşkte esir gibi yaşamaktansa sokaklarda sürünmeyi göze alabilirdim ama hasta ve muhtaç anacığımın hatırına susmuştum. Oranın sıcak bir akraba yuvası değil, bir cehennem olduğu ilk günde anlaşılmıştı. Dışı saray gibi olan bu güzel köşkte böyle bir toz toprak yuvası layık görülmüştü bize. Babamın hayatta kalan tek akrabaları, bu zengin insanlar, anneciğimle beni eski eşyaların bulunduğu bu tozlu tavan arasına atıvermişlerdi. Zavallı anneciğim, ne kuvvetliydi, ne gururluydu.
Hep üzüntülerini, endişelerini saklardı benden. Ümit dolu bir insandı. Oldu mu Nerimecik? Sevdin mi yeni yuvamızı? He? Anneciğim, sen masallardaki iyilik meleklerine benziyorsun. Elinde sihirli bir değnek varmış gibi bir dokundun mu dünya değişiveriyor. Oo, bayağı odaya benzemiş burası. Büyük hanımefendi derhal yemeğe inmenizi emrettiler. Oh yaşasın! Açlıktan midem deliniyor. Nerime. Nerime. Hadi Nesrin'cim, tavuğun soğuyor. Benimle gelin. Siz aşağıda yiyeceksiniz. İyi ki Feridun seyahatte. Yoksa bu besleme kılıklı aptal kızla hizmetçi bozuntusu anasını görünce çileden çıkardı. Bunlar da sözüm ona akraba. Ne oldu Nerime? Hani çok acıkmıştın? Birdenbire tıkandım. Uşak ertesi sabah bize eski elbiseler verdi ve bunları giymeye mecbur olduğumuzu bildirdi. Anlaşılan bedava ekmek yedirmeyecekti Süheyla Hanım. Daha yol yorgunluğumuz geçmeden çamaşırhanedeki kirli çamaşırların temizlenmesini annemin üzerine yıkıvermişti. Bir sürü temizlik işlerine bakmak da hep onun göreviydi. Anacığım hizmetçilerin hizmetçisi olmuştu. Ben de sırf ona yardım olsun diye bir takım işlerini gönüllü olarak yapmaya başlamıştım. Süheyla Hanım'ın kendi yeğeni olan Nesrin ise merhametsizlik bakımından ondan aşağı kalmıyordu. Zavallı annemin hastalığı gün geçtikçe ilerliyordu. Geceleri inleyerek geçiriyordu. Bense kütüphaneden gizlice aldığım kitapları durmadan okuyor, kendimi geleceğe hazırlamaya çalışıyordum. Sana salondan geçme demedim mi? Servis merdiveninden ineceksin. Peki efendim. Bu ne kıyafet? Dediğim elbiseleri giyeceksin. Şey efendim, bu elbiseyi gelirken getirmiştim. Derhal değiştir. Bu saçının başının hali ne? Yoksa birini mi gözüne kestirdin ha? Civarda bir uşak veya bakkal çırağını gözüne kestirdiysen ayaklarını yakarım senin, anlıyor musun? Çabuk değiştir üstündekileri. Doğru mutfağa. Bana bak, çöp kamyonunu kaçırdık. Al şu arabayı, ileride kestirme yoldan asfalta çık. Çöp kamyonu daha oralardadır. Romantiksin. Şu Berkli'yi bırak da gel prova yapalım. Hı? Geliyorum. Memo gelmedi mi? Gelmedi. Sen benimle uğraşacağına nişanlına söz geçir. Ne haber? Hep geç kalıyor. Şimdi yürü. Thank you.
Yakaladım seni. Bülbül yuvasına bir hırsız gelmiş. Gel bakayım, gel 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 gel. Gel şöyle. Hassas nişanlı Memo bülbül yuvasına bir esir getirdi. Casuslar gibi bizi pencereden seyrediyordu. Palavrayı bırak da çabuk söyle. Gel. Kaç gündür nerelerdeydin? Beni affet sevgili nişanlım. Çok mühim işler peşindeydim. Bana ihaneti düşünüyorsan kapalı kalırım senin. Ah, bak arkaya bir yanım mühim işte. Gördün ya, geldim ya. Adın ne senin? Nerime efendim. Nerime ha? Yemin ederim ki hırsız filan değilim. Bir ufacık kuş cama konmuş ötmek için, öyle mi? Hırsız olsan bile hırsızların en budalasısın. Çünkü çalınacak hiçbir şeyi bulunmayan bülbül yuvasını kestirmişsin gözüne. Nasihati bırak da polise verelim. Etlerini lime lime doğrayalım. Yahut ocakta yakalım. Kemiklerini ben isterim. Davuluma sopa yaparım. Yok yok, önce kulaklarını keselim. Ben yanındaki Feridun Bey'in köşkünde oturuyorum. Onların akrabası. Milyonlu Feridun Bey'in akrabası. Şimdi damat. O halde bizim de akrabamız sayılır. Evet, evet, akrabamız sayılır. Yoksa sen Hatice Hanım'ın kızı mısın? Evet efendim. Akrabamız. Sana bülbül yuvasının çilekeş annesini takdim ederim. Hoş geldin kızım. Hadi çocuklar, akrabamıza bir müzik şöleni verelim. Evet, evet, evet. Bülbül yuvasının ilahi kemancısı Necat abimiz. Ve de Zerrin. Hem piyanist hem de bestekar. Benim sevgili nişanlım Memo. Hiçbir şeyden çekmedim senden çektiğim kadar. Kapalı kravat senin mesut olduğunu söyle. Mesut olduğunu söyle. Mesudum, çok mesudum. Ah ne saadet, ne güzel şey. Ortanca kardeşim Fahriye, hadi bakalım konuştur kitarını. Ben de bülbül yuvasının jönü Ferit. Ben de en küçük numara Gülay. Sizleri tanıdığım için öyle sevinçliyim ki. Ama Feridun Bey'i görünce herhalde o kadar sevinmezsin. Biliyorsun o da babalarımızla kardeş çocuğu. Ama bütün bizleri değişik insan yapan babalarımızın ayrı tutumları. Bizim babamız müzik uğruna hayatını feda etti. Öldüğünde borçtan başka hiçbir şey bırakmadı. Herhalde senin baban da öyle. Benimki de iflas etmişti. Ama Feridun Bey'in babası bir harcadı bin kazandı. Öldüğünde koskoca bir fabrika bırakmıştı oğluna. O da kasıldıkça kasıldı. Ne olacak? Bostan korkulur, elbise getirmişler. Yeter çocuklar. Gene Feridun Bey ile Süheyla Hanım'dan Allah razı olsun. 40 para kira almadan bizi burada oturtuyorlar. Hem de ne oturtuyorlar? Yağmur yağdı mı şemsiye mi lacan? Kar yağdı mı kayak yaparız. Yaşasın birbirimizi. Hep beraber. Bana müsaade. Nereye? Nereye? Süheyla Hanım arar da bulamazsa kızar. Alaşmalı. Güle güle. Güle güle. Bir dakika Nerime. Nerime. Seni haksız yere suçlayıp kalbini kırdık. Şüphelenmekte haklıydınız. Pencerenizden gizlice sizi seyreden bir yabancı için başka ne düşünebilirdiniz? Biz sana şaka yapmıştık. Bülbül yuvasını zamanla daha iyi tanıyacaksın. Biz her şeyimizi kaybederiz ama neşemizi kaybetmeyiz. Aç yaşayabiliriz ama müziksiz asla. Sen de bizden oldun artık. Kızmadın bize değil mi? Kızmamıştım ki zaten. Sadece korktum. Ne? Bülbül yuvasına mı gittin? Evet efendim. Onlar da akrabamız değil mi? Olmaz olsun böyle akraba. Davuldan dümbelekten başka bir şey bilmezler. Bu yüzden bir gün gelip açlıktan ölecekler. Bir daha oraya gitmeyeceksin, anladın mı? Dün gece anneme bir sepet ütülenecek elbise vermişlerdi. Ona ilacını vererek uyuttum. Sabaha kadar hepsini ütülemiştim. Sonra da uyuyup kalmışım. Nerime uyan. Şu gece elbisemi ütüle. Ne var Nesrin? Of! Uyumaktan başka bir şey bilmez misin? Sen bu ütülenecek o kadar. Anneni de hemen uyandır. Ahçile yemeklere yardım etsin. Annem çok hasta Nesrin. Bugünlük onun yapacağı işleri ben yapsam. Ben onu bunu bilmem. Hanamın emri. Annemin kalkması ölüm demektir. Yengeme öyle söyle. Halamın sözlerine itiraz ediyorsun demek. Bunları aynen söyleyeceğim. Anlaşılan akrabasınız diye fazla yüz verdi sizlere. Ne demek hastaymış? Bu evde benim dediğim olur. Ben bir şey demedim ki yengeciğim. Aa, bir de beni yalancı çıkaracak. Söylemedik laf bırakmadı halacığım. Şimdi de inkar ediyor. Sabah akşam uyumaktan başka yaptıkları yok. Ben ne söyleyebilirim ki?
Ne söylemeye hakkım var ki bu evde? Annemle ben sığıntı bile değiliz. Yaptığımız işlere karşılık tavan arasında bile yatmaya hakkımız yok. Bari 2-3 saatçik uykuyu... Nankörlükten hoşlanmam. Sizi alıp buraya getirmeseydik açlıktan çoktan ölmüştünüz şimdiye kadar. Dua edin Feridun'a. Yoksa tavan arasında bu şikayet ettiğiniz hayatı da zor bulurdunuz. Bilmeyerek bir laf ettimse affedin beni. Annemin hastalığı olmasa bizi insanlığımızdan çıkaran bu sözlerin tekine bile katlanmazdım. Tek teselliyi bülbül yuvasındaki sıcaklıkta buluyordum. Süheyla Hanım'ın evde olmadığı bir gün gizlice annemi de götürmüştüm. Çok memnun olmuşlardı. O gün defalarca dinleyerek bülbül yuvası şarkısını öğrenmiştim. Onları böyle görünce bütün dertlerimi unutuyorum. Sevgi zenginlikten de değerlidir. Anlaşıyorlar. Oğlunla övünebilirsin. Altın kalplidir o. Her şeyi kemanıdır. Müziğe adeta tapar. Nerime de aşinadır müziğe. Babası ders verirdi. Sesine zararsızdır. Ya çocuklar, size bir müjdem var. Nerime'nin çok güzel sesi varmış. Ben anlamıştım zaten. İddiaya girerim ki bizim bülbül yuvası şarkımızı bile öğrenmiştir. Hadi başlayalım. Bülbül yuvası, bülbül yuvası, günlerin rüyası. Bülbül yuvası, bülbül yuvası, sevenler dünyası. Sen gelince güneşler doğacak, sen gelince çiçekler açacak. Sen gelince güneşler doğacak, sen gelince bir telgraf hanımefendi. Feridun'dandır. Müjde geliyormuş. Çok özlemiştik. Hem de nasıl. Ama eminim o beni bir kerecik bile hatırına getirmemiştir. Aklında sadece işi vardır Feridun'umun. Ya kalbinde? Ben yaşarken o kalbin kapısı da senden başkasına açılmayacaktır. Ne iyisiniz? Derhal hazırlığa başlamalı. Bilirsin Feridun'um titiz ve huysuzdur. Tabii. Feridun Bey'in gelme haberiyle köşkteki hizmetkarlarla bize esir gibi bir çalışma başlamıştı. Köşkün bütün camlarını silmek en becerikli olduğum için bana düşmüştü. Dikkat etsene. Affedersiniz efendim. Çok affedersiniz. Sen yeni hizmetçi misin? Hayır beyefendi. Ben hizmetçi değilim. Ya nesin öyleyse? Siz herhalde Feridun Bey'siniz. Akrabanızım efendim. Seyahate çıkmadan önce mektupla çağırtmıştınız. Hatice Hala'nın kızı. Neriman'dı değil mi adın? Nerime efendim. Tanışmamız patırtılı oldu Nerime ama kabahat senin.
Önce bir akraba kızı olarak bu kadar kılıksız dolaşman senin hatan. Sonra daha dikkatli olmalısın. Anlıyorum efendim. Bir emriniz var mı? Emirlerimi kendim arzuladığım zaman veririm. Gidebilirsin. Kesmeyecektin Necat. Öyle güzel çalıyordun ki. Seni düşünürken kötü çalabilir miyim? Beni mi? Ah, alay etme Necat. Düşünecek başka şey kalmadı mı? Var Nerime. Bir de şu keman. Bazen onu kırıp parçalamak istiyorum. Parçalamak mı? Hem de yere atıp üzerinde tepinircesine. Peki ama niye? Beni çaresiz bıraktığı için. Bu keman yerine daha fazla para getirecek bir iş yapmasını bilseydim. Böylesi daha iyi Necat. Kemanının sesi beni yepyeni dünyalara götürüyor. Seni esir gibi kullandıkları köşten kurtaramadıktan sonra ne fark eder? İş arıyorum. Gazino olsun, meyhane olsun, nerede olursa olsun çalışacağım. Eskiden yalnız güzellikler için çalardım. Şimdi sarhoşları eğlendiren bir robot olacağım. Üzme kendini Necat. Kaderinin kötülüğü seni sanatından soğutmasın. Bak bana, ne kadar kuvvetliyim. Senin merhametin beni yaşatmaya başladı. Merhamet değil Nerim. Anlaman lazım bunu. Oh Necat, inanamıyorum. Ben aynaya bile bakamayacak kadar çirkinim. Sen çirkinliklerini örtemeyeceği kadar güzelsin. Güzelliğini ihmal ve yoksulluk bile gölgeleyememiş Nerime. Öyle şiir dolu ışıklar var ki gözlerinde. Onları ancak ben görebiliyorum. Sevmeyi öptüm senden ben. Bir daha buraya gelip de hırsızlık edersen kafanı kırarım seni. Kim bu? Babası beyefendinin fabrikasında çalışırdı. Bir iş kazasında öldü. Onun yerine ustalar bu ufaklığı fabrikaya aldılar. Birkaç gün evvel beyefendi yaşı küçük diye bunu da fabrikadan çıkardı. Hırsızlık etmek ayıp değil mi? İsteseydin verirlerdi. Dün artık yemeklerden verdik. Ama sonra Süheyla Hanım yasak etti. Ne olur ablacığım, Feridun Bey'e söyleyin de beni işe alsın. Küçük kardeşimle hasta annemin benden başka kimsesi yok. Annenin hasta olduğunu söyledin mi ona? Dinlemedi ki. Peki, sen git ben konuşurum Feridun Bey'le. Allah razı olsun senden. Bu koca erkekten daha yürekliymişsin. Ne oldu Nerime? Hatice teyze, kızın zihnini üşütmüş. Feridun Bey'e şikayet edecekmiş. Kimi? Feridun Bey'in kendini. Vallahi akraba falan demez, bakmaz gözünün yaşına. Zavallı çocuğun halini gördükten sonra kimse durduramaz. Gidip konuşacağım. Nerime? Lütfen bırakın anne. Feridun Bey'in sert olması demek, kalbinin taştan olması demek değil. Anlatırsam o da insan, o da acır. Sizi rahatsız ettiğim için affınızı rica ederim efendim. Birkaç gün evvel fabrikadan kovduğunuz küçük Ahmet için ricaya gelmiştim. Demek öyle. Evet efendim. Zavallıcığın durumu çok kötü. Başka? Annesi yatalakmış. Peki bize ne bundan? Aç kalmışlar efendim. Benim başımı ağrıtacağına git kendin doyur. Tekrar işe alsanız. Baş üstüne hanımefendi. Başka emirleriniz? Estağfurullah. Teşekkür ederim. Söyler misin bana? Fabrikayı sen mi idare ediyorsun ben mi? Tabii siz. Fakat görseniz zavallıcığın halini. Acırdınız. Acımaya meraklıysan aynaya bir bak, önce kendine acı. Lauballikten hoşlanmam. Hele iş konusunda. Küstahlık bu yaptığın. İşlerime burnunu sokmaya nasıl cesaret ediyorsun? Aptal mısın sen? Merhametli davranırsınız zannettim de. Bırak bu dalaca lafları. Canın cezalandırılmak istiyorsa o başka. Bana istediğiniz cezayı verebilirsiniz.
Fakat ne olur küçük Ahmet'i tekrar fabrikaya alın. Onu almazsanız çocuk da hasta annesi de açlıktan ölecekler. Burası düşkünler evi değil. Kimsenin ölmesi beni ilgilendirmez. Kapa çeneni. Benim çenemi kapamam vicdanınızı rahatlatırsa susarım. Bir hafta odandan dışarı çıkmayacaksın. Bu ceza kafi gelmez uslanmazsan sonra ben yapacağımı bilirim. Hadi defol şimdi. Gece Feridun Bey yakın dostlarına büyük bir ziyafet veriyordu. Kovduğu çocuğun aç kalan ailesini, akrabalarının hastalığını düşünmeye tenezzül etmeyen ana oğul, misafirlerini memnun etmek için her bir noktayı en incesine kadar düşünmüşlerdi. Bir yanda şık elbiselerini, mücevherlerini göstermeye çalışan kaygısız insanlar, bir tarafta çile çeken can derdinde olanlarla doluydu dünya. Anne, neyin var anneciğim? Nefes alamıyorum. Ne oldu Nerime? Neyin var? Çok fena Necat. Annem çok hasta. Bir doktor bulalım. Feridun Bey'e söyleyelim, tanıdığı çoktur. Hayır, yerinde kalsın onun iyiliği. Gel öyleyse, iyi bir doktor biliyorum, onu çağıralım. Anneme bir şey olursa yaşayamam ben. Korkma Nerime, annen iyi olacak, hadi gel. Şimdi sakin sakin uyuyacak. Eğer ani bir durum olursa bana hemen haber ver kızım. Hadi sen koy o parayı cebine. Biz küçük müzisyenimle nasıl olsa anlaşırız. Sağ ol doktor. Seni her zaman bülbül yuvasında bekleyeceğim dedim. Ne kadar iyisiniz. Onlar da ne kadar kötü. Tanrı nasıl oluyor da insanları bu kadar değişik yaratabiliyor? İnan Nerime, dünyada kötü insan yoktur. Gene servis merdiveninden mi gideceğim? Kusura bakma doktor. Hiç böyle hırsızlığa gelir gibi muayeneye geldiğim olmamıştı. Hadi geçmiş olsun. Allah sizin gibi iyileri başımızdan eksik etmesin doktor. Allah'a ısmarladık. Oğlum Nesrin'le niçin dans etmiyorsun? İki defa ettim yetmedi. Biraz da başkalarıyla etsin. Nesrin'in başkalarıyla dans etmesine müsaade ediyor musun? Ben onun gardiyanı mıyım? Canı istediğinle dans etsin. Annenin var. Doktor çağırayım. Gene çok fenasın anneciğim. Nerime, bu saatte nereye gidiyorsun? Nerime! Buyurun efendim. Gel buraya. Sana bu kıyafetle misafirlere görünme demedim mi? Ne işin var bahçede? Anneme gene bir kriz geldi. Doktora haber vermeye gidiyorum. Ne demek o? Kendi başına buyruk gidilir mi doktora? Bana niçin haber vermedin? Biz burada eşek başı mıyız? Estağfurullah. Siz çok meşguldünüz. Dön odana git. Ben aile doktoruna haber yollarım. Feridun sana ceza vermedi mi bir hafta odandan dışarıya çıkmayacaksın diye? Şimdi bir görse eğlence hepimize zehir olur. Hadi aptal aptal durma. Doğru odana. Hadi git Nesrin. Feridun'u dansa kaldır. Peşini boş bırakma. Olur. Bana bir şey olursa bu mektubu Feridun Bey'e verirsin. Yorma kendini anne. Ne olacak sana? Sakin ol. Süheyla Hanım doktor yollayacaktı. Gelir neredeyse. Uyu anneciğim. Nerime. Anne. Anneciğim. Yeter artık. Bitsin bu uğursuz eğlence.
Ne arıyorsun burada? Niçin odandan dışarıya çıktın? İşte istediğiniz oldu yenge. Annem öldü. Aile doktorunuza haber verin. Boşuna zahmet etmesin. Neler saçmalıyorsun? Hadi git içeride rahatsız etme misafirlerimizi. Affedersiniz. Eğlencenize mani oldum. Anne sevgisinin ne demek olduğunu bilenler benim kusuruma bakmazlar. Benim sözüm onlara değil. Benim sözüm kalplerinde bir damla acıma hissi olmayan insanlara. Dansınıza mani oldum. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Kendine gel Nerime. Ölüm Allah'ın emri. Bir gün hepimizin başına gelecek. Elbet gelecek Feridun Bey. Ölüm en mağrur, en kendini beğenmiş, en güçlüleri bile alır kucağına. Ama dua edin, ölüm anneminki kadar acı çalmasın kapınızı. Hayatta tek inancım, tek tutunduğum sevgili de toprak olmuştu artık. Ben de ölmek, anacığımın yanına gömülüp bu çileli hayattan kurtulmak istiyordum. Cenazeye gelenler çoktan gitmişlerdi. Necat beni teselliye çalışıyordu. Bense hiç ayrılmak istemiyordum orada. Acını anlıyorum Nerim. Ama kendini toplamalısın. Zavallı anneciğin üzülmeni hiç istemezdi. Ve hep benim için üzülmekle geçti hayatı. Mutlu olmayı, onu mutlu etmek için isterdim. Çok yalnızım Necat. Sana yalnızlığını unutturmaya çalışacağım Nerim. Cesur ol. Merhaba Nerim. Merhaba efendim. Merak ettim de, ortalarda görünmeyince hatırını sormaya geldim. Nasılsın? Bana elini vermeyecek misin? Benim gibi bir sığıntının elini sıkmışsınız, sıkmamışsınız ne fark eder ki? Sen bir sığıntı değil, akrabamızsın. Belki biraz ihmale uğradın. Beni fark etmeniz için annemin ölmesi mi lazımdı? Hayır Nerime. Annenin ölümü değil. Ölmeden bana yazdığı dokunaklı mektup açtı gözlerimi. Dışarıdan lise imtihanlarına girmek istiyor musun? Evet efendim. İlk işimiz bu olacak. Ben inatçı ve tuttuğunu koparan insanları severim Nerime. Çünkü kendim de öyleyimdir. İnanıyorum başaracağını. O gün inanmamıştı. Ama Feridun Bey dediklerini yapmaya başlamış, imtihan için kaydettirmişti. Bana birkaç takım elbise almış, kılığımın kıyafetimin düzelmesine sebep olmuştu. Annemin yazdığı mektup sonucu benim resmen vasiyim olmuştu. Böylece imtihanlara girdi. Tebrikler Nerime. Nereden duydun? Senin imtihan verdiğin lisede öğretmen vekili bir arkadaşım var. Ondan öğrendim. Halbuki bu müjdeyi ben sizlere vermek isterdim. 6'da evde olmam lazım. Sizin bülbül yuvasında daha çok kalabilmem için koşa koşa gitmeliyiz. Hadi Necat. Nerime'nin diploması şerefine. Hey çocuklar, bir haberim var. Bir iş aldım. Bu gece Kanarya Sevenler Cemiyeti'nin kıyafet balosunda çalacağız. İşte elbiseler de bunlar. Hadi hemen prova yapalım. Ne güzel elbiseler. Bir fikrim var. Provadan önce Nerime'yi süsleyelim. Hadi sen durma, durma. Hadi gel. Ne güzel oldu değil mi çocuklar? Çok güzel oldu çocuklar. Hadi bir prova yapalım. Tam o sevgiyi bulmuştum, ben her şeyi unutmuştum. Sürme gözüm, tatlım sözüm, ilk sevgilim sen başkasın. Tek yazdığım mektuplarda aşkını anlattın bana. Sürme gözüm, tatlım gözüm, ilk sevgilim sen başkasın. Ağlamıştın sen gözümde, ilk öpüştüğümüz yerde. Sürme gözüm, tatlı gözüm, ilk sevdiğim sen başkasın. Nerime? Neredeydin bu saate kadar? Bülbül yuvasına gitmiştim.
Yanıma gel de öyle cevap ver. Ne bu hal? Ha? Bu saçlar? Bu suratındaki boyalar? İmtihanı kazanmam şerefine çocuklar yaptılar. İmtihan kazanınca Paskalya yumurtası gibi boyanmak adet mi yani? Ha? Kaldırım fahişelerine dönmüşsün. Bülbül yuvası değil, aptallık, miskinlik yuvası. Serseri ruhlardan insana hayır mı gelir hiç? Onlara laf etmeyin lütfen. Dünyanın en iyi insanlarıdır. Adam olman için gene sana hizmetçilik yaptıracağım. En aşağılık işlerde kullanacağım. Topla şu masayı. Beni bunlarla korkutamazsınız yenge. Bu ev biraz da benim evim sayılır. Burada hizmetçilik yapmak benim için bir şereftir. Daha aşağılık işlerde kullanmaya tenezzül ederseniz o sizin insanlık ölçünüzü gösterir. Suratınla birlikte ruhun da adileşiverdi. Şu pislikleri bir daha görmeyeyim. Tebrik ederim Nerime. İmtihanlarının hepsinden tam not almışsın. Teşekkür ederim efendim. Sayenizde oldum. Hayrola? Bu hal ne? Az önce görseydim büsbütün şaşırırdım. İmtihan şerefine kendini sokak kadınlarına benzetmiş de halam düzeltti. Her genç kız gibi makyaj yapmak onun da hakkı. Makyaj bir sanattır. Bilmeyen kendini palyaçoya benzetir. Susmak ve haddini bilmek de bir sanattır Nesrin. Ayrıca Nerime başkaları gibi makyaja ihtiyacı olmayacak kadar güzel kız. Senin zevkinden şüphe etmek istemem Feridun ama... Annem olmasaydı bu sözleri söyleyen... alacağı cevaba tahammül edemezdi. Odana çıkabilirsin Nerime. Makyaja gelince gerçekten lüzumsuz bir şey. Baştın Feridun Bey. Yarın akşam fabrikanın yıl dönümü için parti veriyorum. Bahçıvana söyleyeyim bahçeyi düzenlesin. Bülbül yuvasındakilere de haber yollayayım. Biraz bir şeyler çalıp borçlarını ödesinler. Dün akşam öyle sükse yaptık ya. Nejat da iş buldu, bu akşam başlıyor. Seni tebrik ederim Nejat. Teşekkür ederim. Bu gece Feridun Bey'e çaldıktan sonra işe yetişeceğim. Çok sevindim buna. Şey, baloda bir de piyango tertip edildi. Zerrin harika bir tuvalet kazandı. Öyle mi? Ama ona çok büyük geliyor. Ay! Şey, onu Nerime'ye giydirelim ha. Harika olur. Berber Sedat'tan da peruk alırız. Ya yanıyor ya. Beni kovdurtmak mı istiyorsunuz siz? Hem ben partiye inmeyeceğim. Hem ineceksin hem de sana hiçbir şey yapamayacaklar. Peki seni tanıyamayacaklar. Öyle değil mi Nejat, söylesene. Korkuyorum çocuklar. Ne korkuyorsun? O kadar güzelsin ki herkes sana hayran olur. Eğer bir kişi de tanınsa kalbimi keserim. Kendimi tanıtayım. Fabrikatör Burhan Tunç'un oğlu Cem Tunç. Benimle dans ederseniz sizi İstanbul'un en meşhur mankeni yaparım. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Ne onlar kadar geveziyim mi? Ne de çapkın. Kim bu? Yabancı gelmiyor bu yüz bana. Doğru, bana da. Hem de çok yakın biriymiş gibi geldi. Tuhaf, bir yerde görmüş gibiyim. Ama süs güzeli, pek mühim bir şey değil. Nereye? Aklıma öyle bir şeytanlık geldi ki sen de şaşıracaksın. Dur ben de geliyorum. Nereye mi? Elbette ya, kim olacak?
Baksana soldan sağa döndü. Gelenler var, saklanalım. Fabrikanın kuruluş yıl dönümünü tebrik ederiz, müsaadenizle. Çok teşekkür ederim ama gitmeyin, büfeye buyurun. Çalıştığım yere yetişmek mecburiyetindeyim. Siz devam edebilirsiniz. Bunları çağırmakla ziyafeti bayağılaştırdım Feridun. Öyle mi anneciğim? Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi? Sizi hiçbir yerde görmedim. Kimin kızısınız? Neden konuşmuyorsunuz? Ama susmanız size esrarlı bir hava veriyor. Sakın beni sulu çapkınlardan sanmayın. Kadınlarla aram pek iyi değildir. Hele geveze olanlarla. Susmanız sizi güzelliğiniz kadar ayırıyor ötekilerden. Biliyor musunuz, sizi bir yerde görmüş gibiyim. Hafızam çok kuvvetlidir. Komik ama sizi bir an bizim bir akraba vardır ona benzettim. Gittim baktım, yatıyor odasında. Aslında budalalık tabii. O zavallı bir köylü kızı. Sizse meçhul bir kraliçe. Susmanız da meraktan çatlatıyor beni. Hiç konuşmayacak mısınız? Çok değişik bir havanız var.
Biraz evvel bir şarkıcı gibiydiniz. Şimdi de tam manasıyla bir hanımefendi oldunuz. Ne olur çıldırtmayın beni. Söyleyin kimsiniz? Kimin nesisiniz? Feridun, Profesör Ali Beyler gidiyorlar. Ne olursa bir dakika. Müsaade edin, özür dilerim. Nuriye teyze, ben geldim. Ay, sen miydin yerime? Öyle korktum ki. Seni beklerken uyuyakalmışım. Buraya gelip bakan oldun mu? Hem de nasıl? Biri gitti, biri geldi. Onlar gelip gittikçe ben de sağdan sola döndüm. Hadi ben gideyim artık. Beni görmesinler. Diplomayı alalı fazla şımardın. Aklına esti mi dolaşmaya çıkıyorsun. Gene nereye? Nereye mi? Senden bir ricam var. Bülbül yuvasına kadar gider misin? Dün akşam yaptıkları için onlara tarafımdan teşekkür et. Baş üstüne efendim. Ben de zaten oraya gidiyordum. Bir de onlarla beraber gelen küçük hanımefendiyi görürlerse... bende bir emaneti olduğunu söylesinler. Eğer adresini alabilirsen o emaneti kendisine yollarım. Peki efendim, söylerim. O gece ben işe gittikten sonra Feridun Bey seninle bir hayli meşgul olmuş. Ya, öyle heyecanlı şeyler oldu ki. Tüh aptal kafam, güzelliğini meydana çıkarıp Feridun Bey'i uyandırdık. Ne olmuş uyandıysa? Ne olacak, peşine düştü işte. Aman Nejat, çocuklaşıyorsun vallahi. Belki. Telaşın yersiz Nejat, o geceki kadın bir hayaldi sadece. Herkesi büyüleyen bir hayal. Ama uçtu gitti. Ben hep eski Nerime'yim. Ve öyle kalıcı. Yalnız sizin beğeneceğiniz bir kız olarak. Dün işe başladın değil mi Nejat? Göreceksin. Her şey değişecek. Feridun, Nerime bizimle beraber mi yemek yiyecek? Gayet tabii bir şey değil mi? Hem bu kararı vermekte de biraz geciktiğimi sanıyorum. Biz kim, Nerime kim? Bu kızı şımartmaya gelmez Feridun. Yarın öbür gün bir iş yaptırmaya kalksam... kendine tanıdığımız bu haklardan istifadeye kalkışabilir. Nerime'nin bu evde çalıştırılmasını istemiyorum anne. Bu kızı başıboş bırakmakla ona iyilik ettiğini mi sanıyorsun sen? Hı? Rica ederim anne, lafı uzatma. Gel Nerime, bundan sonra yemeklerde sen de bizimle beraber olacaksın. Çok teşekkür ederim. Ama önce sizden bir ricada bulunacaktım efendim. Hayatımı kazanacak bir yaşa geldim. Hala size yük olmamın benim için ne kadar ağır olacağını tahmin edersiniz sanırım. Müsaade edin de bir iş bulup çalışayım. İşte gördüm Feridun. Sanki onun parasına ihtiyacımız varmış gibi konuşuyor. Küstahlık bu vallahi. Kendi ekmeğinle kendini geçindirmek istemeni çok meşru bir hak olarak görüyorum. Fakat bir akraba kızının dışarıda çalışmasına müsaade etmem bir takım dedikodulara sebep olabilir. O halde beni fabrikanızda çalıştırın. Bak bu olur işte. Muhasebede çalışabilirsin. Cemil Bey de çok yaşlandı. Ona yardım edersin. Yarın başlarsın işe. Hadi gel şimdi sofraya. Emredersiniz efendim. Cemil Bey, nasıl yeni yardımcından memnun musun? Çok zeki bir kız beyefendi. Her şeyi pek kısa bir zamanda öğreneceğe benzer. Böylece benim hayatımın mutlu günleri de başlamış oldu. Her geçen gün biraz daha öğrenmeye başlıyordum. Bir ay, bir gün gibi geldi bana. Bir akşam öteki memurlar gibi ben de aylık almıştım.
İlk aylığımla bazı şeyler yapmayı tasarlıyordum. Bülbül yuvasındakilere hediyeler alacaktım. Hele zavallı Ahmet'i hiç unutmamıştım. Aylığımın yarısını da onların ihtiyaçlarına ayırmıştım. Adresini aşçıdan öğrendiğim evlerine götürecektim. Bakıyorum bugün iyilik melekleri gibi durmadan hediye dağıtıyorsun. Hadi bülbül yuvasındakileri anladık. Daha önce yardım ettiğin insanları tanıyamadım. Çok fakir fakat namuslu bir ailedir. Ha, anne ne zamandır hasta. Oğlu onu geçindirmek için bütün gücüyle çalışıyordu. Çocuğun adı ne? Ahmet. Vaktiyle sizin fabrikada çalışıyordu. Anlıyorum Nerime. Bundan böyle sana her ay verdiğim parayı yalnız kendi ihtiyaçlarına sarf etmeni istiyorum. Rica ederim bunu benden istemeyin. Bu zavallıların ne feci vaziyette olduklarını bilmiyorsunuz. Onlar artık ihtiyaç içinde olmayacaklar Nerime. Senin yaptığın yardımı fazlasıyla yapacağım onlara, söz veriyorum. Siz mi? İnanamıyorum. İnanamıyorum. İnan Nerime. Artık birbirimizi iyice tanımaya başladık. Ne kadar iyiymişsiniz. Sizin için yanlış düşünmüşüm. Daha önceki düşüncelerim mühim değil Nerime. İster misin bu anlaşmamızı kutlayalım? Hı? Bu akşam yemeği dışarıda yiyelim. Bu kıyafetle mi? Oo, hepsine bir çare bulunur. Çok iyi tanıdığım bir konfeksiyon ve moda mağazası var. Onun yanında da bir kuaför. Korktuğum başıma gelecek. Ne oldu hala? Hanımefendi hazretleriyle yemeğe çıkacakmış Feridun. Nerimeyle mi? Erkek değil mi? Hepsi bir hizmetçi meraklısı. Onunla nasıl iştah kaçmaz şaşarım. Feridun beyciğim, hanımefendinin makyajı ve saçı tamam. Mağazadan yollanan elbise de çok güzel oldu üzerine. Teşekkür ederim Müslü Şak. Bakınız. Bir ilahe kadar güzel olmadılar mı? Fakat eyvah. Eyvah, ayakkabıyı unuttuk. Kaç numara giyiyordunuz? Bir dakika. Bunu hatırladın mı Nerime? İşte bu ölçüye göre sana ayakkabı aldırdım. Sendin o geceki meçhul güzel Nerime. Bunu anlayamadığım için kendi kendime kızıyorum. Demek ki o muzifliği yapmak fikri bülbül yuvasından geldi. Peki o zamana kadar sen güzelliğinin farkında değil miydin? Hiç düşünmemiştim. Öyle söyleme Nerime. İnsanlar asırlardır her iyi şeyi güzellik için yaptılar. Bence gerçek güzellik insanın içinde olmalı. Hem biz güzellikten önce yaşama kaygısındaydık. Geç de olsa seni tanımanın şerefine içelim. Çok düşünceli bir halim var Nerime. Affedersiniz efendim. Böyle yerlere ilk gelişim. Canınızı sıkmış olabilirim. İsterseniz gidelim. Ne münasebet Nerime. Öyle yakışıyorsun ki buralara. Artık hep böyle yerlere geleceğiz. Seni bütün sosyetenin göz bebeği yapacağım. Hiç ayrılmayacağız.
Benim için o kadar iyi şeyler yaptınız ki. Fakir ve kimsesiz bir kız için çok bile bunlar. Fazlasına layık değilim. Sen her şeye layıksın Nerim. Hayattaki başarımın tek sebebi son derece süratle karar verip hızla harekete geçmemdir. Hayatıma çok kadın girdi. Ama kalbime ilk giren kadın o gece ziyafette gördüğüm konuşmayan sarışın oldu. Ziyafetteki sarışın mı? Evet. Onu ilk görüşte sevdim ve evlenmek istiyorum. Benimle alay ediyorsun. Bu gibi şakaları yapacak yaşı geçtim. Yok yok. İstersen birdenbire cevap ver. Ne var Nerim? Bir şey mi oldu? Yalvarırım oturun. Ellerim buz gibi. Çok fena. Ne olur gidelim. Götürün beni buradan. Dokunma bana. Haksızlık etme Necdet. Doğru. Fakir bir kemancının zengin bir fabrikatörün evleneceği kıza aşık olması ne budalalık değil mi? Daha doğrusu küstahlık, kendini bilmemezlik, haksızlık. Sayenizde işten de ayrıldım. Artık ne orada çalışırım ne de başka bir yerde. Çocukluk etme. Sakin ol. Bak her şeyi anlatacağım. Hiçbir şey anlatmanı istemiyorum. Her şey apaçık ortada. Hep böyledir zaten. Bu kanunu biz de bozamadık. Ortada bozulan bir şey yok Necdet. Ben onu sevmiyorum ki. Ama onunla evleneceksin. Sevmesen de buna mecbursun. Ben de düğününüzde keman çalarım. Muhterem beyimiz de alnıma para yapıştırmak lütfunda bulunurlar. Terbiyesizlik etme Necdet. Affedersiniz. Haklısınız Nerim hanımefendi. Yakında bülbül yuvasının sahibesi olacağınıza göre yanınızda daha dikkatli konuşmam gerekiyor. Yemin ederim ki senin zannettiğin gibi değil. Çok iyi bir insan. İyi insandı da bu kadar zaman aklı neredeydi? Bir gün gelecek ona mağlup olacaksın. Ben hayatta hiç ümidi olmayan fakir bir müzisyenim. Kemanından başka hiçbir servetim yok. Onunsa milyonları var. Hepimiz ona muhtaçız. Her tarafa akan bu bülbül yuvasında bile onun sayesinde oturuyoruz. Bir gün gazaba gelip çıkın gidin buradan dese hepimiz sokağın ortasındayız. Bir şeyler yap Necdet. Tahsilini tamamla. Müzik bilgini ilerlet. Sen de onun gibi kuvvetli ol. Onun gücü babadan kalma servetinde. Benimse şu keman çalan parmaklarımda. Aradaki fark büyük Nerime. Benim için üzülme. Sen kendini kurtardın ya yeter. Çok fena Necdet. Bir gün gelip kendini onun kolları arasında bulacaksın. Hususi arabalar, köşkler, partiler, eğlenceler. Sus Necdet. Hayatım boyunca ıstırap çektim. İyiliği, insanlığı sende tanıdım. Senin bu beğenmediğin bülbül yuvasında doğdum ben. Burada bir genç kız olduğumu, sevebileceğimi, sevilebileceğimi anladım. Bu kadar nankör olabilir miyim ben? Cevap ver. Git Nerime. Ne olursun git. Gözlerine baktıkça çaresizliğimi anlıyorum. Yalvarırım git. Beni daha fazla üzmeye hakkın yok. Ne yapsak kaderden kaçamayız Nerime, seviyorum seni. Ben de Necdet, ne olursa olsun seni seviyorum. Ama yalvarırım sana aşkımızın kuvveti altında ezilmeyelim, mücadele edelim. Ah!
Çok ateşin var Nerime. Dün akşam yaptığım kabalık için beni affet. Belki de iyi olmuştur. Aklın başına gelmiştir herhalde. Bir gün bana hak vereceğine inanıyorum. Bugün fabrikaya da gelme. Ben sana doktor yollarım. Geçmiş olsun. Gir. Beni istetmişsiniz. Sana yardım etmek istiyorum delikanlı. Tuhaf. Müzik tahsiline Viyana'da mı Paris'te mi devam etmek istersin? Avukatım derhal bu işle meşgul olacak. Bir iki güne kadar her şey hallolur. Hemen nüfus kağıdını getir. Bana niçin bu yardımı yapıyorsunuz? Sormasan daha iyi edersin. 3 sene, 4 sene Avrupa'nın en iyi şehirlerinde en iyi şekilde yaşayıp tahsilini tamamlamak işine gelmiyor mu yoksa? Çok teşekkür ederim. Fakat bana yaptıklarınızda karşılık ne isteyeceksiniz? İstediğim sadece gözümden uzakta olman. Çok uzaklarda. Evet. Bütün mesele eninde sonunda benim defolup gitmeme bakıyor. Yani müzik tahsili filan palavra. Çok anlayışlısın. Yazık. Bir an ümitlenmiştim. Senelerdir akrabalar arasında devam eden soğukluğun ortadan kalktığını, sizin taş kalbinizin yumuşadığını düşünmüştüm. Halbuki en asil laflarla süslediğiniz konuşmanız adi bir pazarlıktan başka bir şey değilmiş. Bana bak Necef. Burada adi pazarlık olmaz. Efendi gibi konuş benimle. Cevap ver. Nerime'nin peşini bırakmak için kaç para istiyorsun? Zavallı Nerimecik. Demek seni benden satın almak istiyorlar. Evlenmeyi düşündüğünüz kız üzerinde pazarlığa girişmek biraz olsun üzmüyor mu sizi? 30.000 lira yeter herhalde. Bir ara Nerime'nin mutluluğu için kaçıp gitmeyi düşünmüştüm. Gitmediğim için mutluyum şimdi. Ölürüm de onu bırakmam size. Bülbül yuvası çöktü çökecek. Kafanı işlet biraz. Bu paranın bir kısmıyla binayı tamir edersin. Belki de bir iş kurarsın kendine. 40.000 lira yazıyorum. 40.000 kere yerin dibine bat. Her kuruşunda Nerime'nin gözyaşı olan bu paraya elimi bile sürmem. Nerime'ye ne verebileceğini zannediyorsun ki? 50.000. Basit bir his bağlantısına veriyorum bu parayı. Para bizi ancak bir yere kadar götürebilen bir vasıtadır. 100.000. Bu parada bir ömür boyu devam edecek mutluluğum var. Para saadet getirmez. Parasız saadet de olmaz. Al şu parayı. Çok ciddi bir soğuk algınlığı geçiriyor. Bu ilaçların hemen verilmesi şart. Bırakınız reçeteyi biz yaptırırız. Hayır zahmet etmeyin. İlaçları ben yaptırıp göndereceğim. Feridun Bey bizzat ilgilenmemi rica ettiler. Yalnız size vereceğim talimatı aynen yerine getirin. Yoksa çok tehlikeli sonuçlar olabilir Allah göstermesin. Sen misin anne? Nerime nasıl? Fena değil. Hastalığının ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben acele bir iş için Ankara'ya gidiyorum. Havaalanından tekrar telefon ederim. Ne yapıyorsun? Doktorun verdiği talimata göre ilaç veriyorum efendim. Sen çıkabilirsin. Bu işle biz meşgul oluruz. Buyurun efendim. Anne ben Feridun. Havaalanından telefon ediyorum. Nerime nasıl? Aman Feriduncuğum. Bu işi biraz fazla büyütüyorsun. Hiçbir şeyi yok. Giyindi, süslendi, dışarı çıktı. Herhalde bülbül yuvasındaki o köçeklerin yanına gitmiştir. Çabuk gidip onu bülbül yuvasından geri getirin. Uşaklara, hizmetçilere söyle, onlara emrediyorum. Nerime köşkten dışarı asla çıkmayacak. Lütfen siz de dikkat edin. Sonra hepiniz de çok fena olursunuz. Anlıyorsun değil mi anne? Ne demek istiyorsun? Annenle nasıl konuşuyorsun? Su. Biraz su. Nejat. Nejat. Gel, kurtar beni buradan. Su. Ah!
Al bunu. Bülbül yuvasının penceresinden içeri at. Hadi durma. Hadi durma çabuk. Başın efendim. Çok hastayım, beni kurtar. Uşağı yalvardım, kapıyı açık bırakacak Nerime. Bu iş de kendiliğinden halledildi. Onunla evlenmelisin Nesrin. Bu saçaklı kızla evlenirse bütün miras baba tarafına gidecek. Hepimiz mahvolacağız. Ona kendini sevdirmelisin Nesrin. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum halacığım. Çok fena. Çok fena. Müdahale etmeyince hastalık çok çabuk ilerlemiş. Hemen hastaneye kaldırmamız gerekiyor. Hastaneye mi? Merak etme sevgili müzisyenim. Ona da bir çare buluruz. Nejat. Nejat. Korkma Nerim. Kurtuldun artık. İyi olacaksın. O kabus yuvasına bir daha asla dönmeyeceksin. Seni hastaneye yatırıyoruz. Beni bırakma. Arasalar da yerimi söyleme. Görmek istemiyorum onlardan hiçbirini. Nerime nerede? Sizi onu buradan bir yere bırakmayacaksınız dememiş miydim? Ne yapalım evladım? Kazık kadar kızı zincire vuramazdım ya. Gene suç sende. Kızı bu kadar şımartırsan ya davulcuya ya da zurnacıya gider. Sevgili kızımız da bülbül yuvasının cebi delik kemancısına kaçtı. Aptallar, aptallar. Ben onlara gösteririm. Beni gazeteciler balosuna götürecek misiniz? Size öyle güzel eşlik edeceğim ki. Gitme Memo. Sensiz ne yaparım ben? Ay, ne yaparsın kızım? Adana'da barda 2 ay çalıştım mı 2-3 bin lira biriktiririm. Buraya gelir sonra evleniriz. Sonrası Allah kerim. Sus ama. Sus ama. Sus ama. Nasılsın kızım? İyiyim doktor. Maşallah her gün daha iyiye gidiyorsun. Böyle giderse yakında taburcu olursun. Yalnız Nejat'ı çok merak ediyorum. Son günlerde beni bir kere olsun aramadı. Hüviyetini öğrenemediniz değil mi? Hayır doktor bey. Avukat bey. Bu tahliye işini birkaç gün sonraya bıraksak. Oğlum ortalarda yok. Kızımın nişanlısı da Adana'da. Vallahi çok bekledik. Daha fazla bekleyemeyiz. Beyefendi ve hanımefendinin emirleri bu. Buraya inşaat yapacaklarmış. Gidecek hiçbir yerimiz de yok. Bu beni alakadar etmez. Feridun Bey'e ait eşyalara dokunmayın, sonra mesul olursunuz. Bari çalgıları satsaydınız. Hiç olmazsa biraz sebeplenirdiniz. Sen işine bak, biz aç kalırız. Ama gene müziği bırakmayız. Kardeşlerin nerede? Nerede olacaklar? İleride bir yangın yerinde. Peki niçin çıktınız bülbül yuvasından? Feridun Bey çıkarttı. Nejat ne diyor bunlara? Onu sen Nejat abime sor. Ben de Nejat abini arıyordum. Numara yapma. Her şey senin yüzünden oldu. Süheyla Hanım senin Nejat abimle kaçtığını söyledi. Feridun Bey sana aşıkmış. Nejat abimle kaçınca başımıza bu belalar geldi. Zerrin beni annenlerin yanına götür.
geçmiş olsun. Çok üzüldüm bu olanlar için. Nerime, ne işin var burada? Hem hangi yüzle geldin? Şey, Feridun Bey... Aslında hiçbir şey söylememem, suratına bile bakmamam lazım. Sen nankörün, akılsızın, şaşkının biriymişsin. Bir uğursuz kemanın sesine, bir züğür çalgıcının yalanlarına kapılıp kaçtın onunla. Bir özür bile dilemeden, bir haber dahi bırakmadan. Sizden özür dilenecek bir suç işlemedim Feridun Bey. Bana yaptığınız o merhametsizce hareketten sonra gözlerimi bir hastanede açtım. Artık sana inanmıyorum Nerime. Baltalimalı Hastanesi fakirler koğuşuna sorarsanız... ...oraya ölüm halinde getirilip tek ziyaretçinin bile aramadığı çileli kız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ya Nejat? Beni hastaneye o götürdü. Ama bir daha uğramadı. En kabuslu günlerim en büyük yalnızlıkla geçti. Niçin döndün? Sizin için Feridun Bey. Dedikleriniz doğru. Ben akılsızın, şaşkının biriymişim. Haklısınız. Biz yanınızda zayıfız, yenilmeye, kaybetmeye mahkumuz. Ve sizden uzakken sizin büyüklüğünüze, sizin gücünüze daha inandım. Paranız ve aklınızla her şeyi satın alabileceğinize inandım. Buraya satılığa çıkmış bir mal duygusuyla döndüm. Ne demek istiyorsun? Siz çaresizlik nedir bilir misiniz Feridun Bey? Zavallıların, yoksulların gün gelip bu değerli şeylerinden kopması ne demektir anlayabilir misiniz? Ben de aynı durumdayım şimdi. Kendimce tek değerli şeyimi, ruhumu satılığa çıkarıyorum. Ona en yüksek fiyatı siz verebilirsiniz Feridun Bey. Hayır Nerime. Ben seni etiketindeki parayı ödeyerek satın almakla değil, duygularımla kazanmak isterim. Önemli olan istediğinizi almak değil mi? Sevginle mantığın arasında bocalıyorsun Nerime. Aşkı romanlardan, şarkılardan tanıdım. Yüreğimi ilk ılıtan erkek de Nejat oldu. Birbirimize olan sevgimizin her şeyi halledeceğini zannettim. Ama sonra bu acemice sevginin nelere mal olduğunu anladım. Yuvalar yıkılıp kin uğruna zavallı insanların sokaklara ve sefalete atıldıklarını gördüm. Ve siz avı elinden alınmış yırtıcı bir kaplan gibi acımasız oldunuz. Kaybettiğinizi sandınız, benle birlikte merhametsizleştiniz. Onun için size döndüm Feridun Bey. Sizinle evlenip kendimi kutsal bir işe adamayı düşündüm. Hayır Nerime. Ben senin vücuduna değil, ruhuna sahip olmak istiyorum. Bir ruha başkalarını felakete sürükleyerek sahip olunamaz. Ama isterseniz her şey gibi onu da elde edebilirsiniz. Yemin ederim ki sizi sevmeye, bütün benliğim, bütün kalbimle sizin olmaya çalışacağım. Olacağım da. Yalan söylüyorsun Nerime, yalan söylüyorsun. Belki yalan söylüyorum ama bu yalan size değil Feridun Bey, kendime. Oynadığım oyun size değil bana. Ama sonucu gerçek olacak bir oyun. Sonuna kendimin de inanacağım bir yalan bu. Ne olur bana bir şey sormayın. Eğer beni biraz olsun seviyorsanız daha fazla incitmeyin. Peki Nerime, peki. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Mutlu olmam için bir tek şey kafi. Bülbül yuvasındakileri yuvalarına döndürün yeter. Zerrin, işte Ahmet. Onun da sizler gibi müzikle uğraşmasını istiyorum. Gel Ahmet. Bütün istediklerin oldu Nerime. Bülbül yuvasının tapusunu da üstüne yaptırdım. Mutlusun değil mi? Burası benim değil, onların. Nasıl istersen Nerime. Gelinlik için terzi gelecek. Sonra gene geliriz. Nejat. Maşallah, adımı hatırlayabildiniz hanımefendi. Nerelerdeydin Nejat?
Niye aramadın? Ne oldu sana? Hiç, önemli değil. Azrail'le sohbet etmeye gitmiştim. Ama anlaşamadık, döndüm. Duyduğuma göre başına bir kaza gelmiş. Ne kazası? Masal anlatarak kıymetli başınızı ağrıtmak istemem hanımefendi. Peki, kazayı yapanı şikayet etmeyecek misin? Şikayet etmekle ne geçer elime? Kaybettiğim geri gelir mi? Affedersin Neşet, seni yanlış anlamışım. Ama ilk fırsatta bunu telafi etmek istiyorum. Gel, dost olalım seninle. Borç altında kalmak istemem. Necdet abi, bizi sefaletten kurtaran bu insanı nasıl el kaldırabiliyorsun? Bu kadar zamanda neredeydin? Sen keyfinde dolaşırken bizim başımıza neler geldi? Affedin. Ne olur, ne olur Feridun Bey, affedin. Ne münasebet, kızmadım ona. Nerime ile karar verdik. Hepinize elimizden gelen yardımı yapacağız. Öyle değil mi Nerime? Unutmayın, hepiniz düğüne davetlisiniz. Aynı zamanda düğün marşını da siz çalacaksınız. Hadi Nerime, gidelim. Güle güle. Güle güle, güle güle. Annemle Nesrin İzmir'deki çiftlikte oturacaklar artık. Lütfen geri dönün yenge. Onları benim yüzümden yolluyorsunuz değil mi? Çok ayıp. Hayır, yok öyle bir şey. Annemle bana çektirdiklerini akıllarınca size yaranmak için yaptılar. Ben tavan arasında kalacağım. Anneniz ve yeğeniniz odalarında, dairelerinde istedikleri gibi yaşayabilirler. Sen gelince güneşler doğacak, sen gelince çiçekler açacak, sen gelince güneşler doğacak, sen gelince çiçekler açacak. Bülbül yuvası, güllerin rüyası, sevenlerin dünyası. Bülbül yuvası, güllerin rüyası, sevenlerin dünyası. Bugün buraya en mutlu günümüz için toplanmış bulunuyoruz. Düğün günümüz eski kırgınlıkların sonu, yeni mutlulukların başlangıcı olacak kanısındayım. Nerime sadece bir gelin değil, kırgın dağılmış bir ailenin barışıp yaklaşmasına sebep oldu. Neden ağlıyorsun Nerime? Bilmem. Heyecandan olacak. Bak arkadaşların ne kadar neşeli. Hele Neşat. Kırılan kemanın yerine yenisini hediye edince unuttu aramızda geçenleri.
Kırılan kalbinin yerine de bir yenisini verebildiniz mi Feridun Bey? Onu sen tamir edeceksin Nerime. Nejat'a iyi bir eş olarak. Hadi bakın mıyım? Oturun nikah masasına. Hadi. Anlayamıyorum. Bir rüyada mıyım acaba? Hayır Nerime, gerçek. Yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş. Bizimki nikah masasından döndü. Kağıtlarınız hazır. Benimle evlenir misin Nerime? Nejat! Şahit olarak beni kabul edersiniz sanırım. Sen gelince güneşler doğacak. Sen gelince çiçekler açacak. Sen gelince güneşler doğacak. Sen gelince çiçekler açacak. Bülbül yuvası, güllerin rüyası, sevenlerin dünyası. Bülbül yuvası, güllerin rüyası.